Efendim Meltemciğim. Alo Gönül. Hiç Haluk'la konuştunuz mu? Yani nerede olduğundan haberiniz var mı? Yok, hayır konuşmadık. Dur Tuna'ya sorayım. Bir dakika Tuna, bir şey soracağım bir dakika. Tamam, sor hayatım. Sen hiç Haluk'la konuştun mu bugün? Hayır, konuşmadım. Yok, konuşmamış, Tuna da konuşmamış. Ama bugün benim toplantım var, Haluk'u göreceğim yani. Aç Gönül ağzını. Toplantısı varmış. Biz sana haber veririz Meltemciğim. Yani şirkette toplantısı varmış Tuna'nın. Tamam, ne olur haber alırsanız haber verin ya. Yani şirkete gitmemiş, şantiyede de yok. Aa, tamam tamam canım. Tamam, sen merak etme. Ama konuştun dün akşam değil mi? Hı, konuştum. Peki canım, bozma moralini tamam mı? Biz haber alınca sana haber veririz Meltemciğim. Tamam, sağ ol. Gönül, Haluk açmıyor. Açmıyor değil mi? Çok yıkıldı bence. Tuna, ben sana söyleyeyim. Çok zor vallahi. Nasıl kalkacak bunun altına Haluk bilmiyorum yani. Ben bir an önce gideyim şirkete de. Oradan bir şey olursa size haber vereyim o zaman. Yalnız o kruvasanlar bitecek. Tamam mı? Fındıklı krep de yaptım Gönül. Tuna, şirkete gittiğin zaman bir yokla Haluk'u bakalım. Nasıl hali, tavrı falan, tamam mı? Tamam. Sevdim Faruk Bey. Çok sevdim. Dedim ki gel ölüm bizi ayırana kadar tek yürek olalım. Kartiba hayır dedi. Faruk Uşa bana hayır dedikten sonra ben buna daha çok bağlandım. Aklımdan çıkmayın. Anne, koşuyu açsak mı acaba? Olmaz. Örgü ritmin bozulur. Saygılar anneciğim. Kek pisti. Nasıl, iyi kabarmış mı Yakup abi? Kabarmış. Ellerine sağlık. Yakup abi, bakkal lütfü çay. Tamam. Aa, bir dilim kek vereyim de onu da götür. Ver, ver. Oh, mis gibi koktu Hatice'm. Eline sağlık. Ben üç dilim yerim. Üç dilim mi? Şey, tamam. Gene yaparız, ne olacak? Cazip geldi millete Şükrü. Evet abi. Neco üç dilim istedi. Aklıma bir fikir geldi. Yakup. Benden uzak dur Hüseyin. Yakup bak kardeşim. Diyorum ki Hatice burada kek yapsın. Sen de kahvede çayların yanında satarsın. Sen de kazan, biz de kazanalım. Win win yani. Olmaz Hüseyin. Kahve kahvelikten çıktı. Sosyete butik kafelere döndü. Otur yerinde. Anlayış sıfır. Düzen sıfır. Her şey sıfır. Nasıl kahvecisin sen? Adam ol biraz. Adamı hasretme. Enişte kek. Ver. Hatice, benim içim daraldı. Burada çok sıkıldım. Şu keki yiyelim de biraz yürüyüşe çıkalım. Şu 10.000 adımı bulalım ha? Aman Kadri yani 10.000 adımı kim kaybetmiş de biz bulalım? Neco Bey buyurun. O zaman hadi bana da ver de gideyim ya. Ay Neco abi, üç dilim isteyince çok az kaldı. Dur bakayım, çıkacak mı sana? Ya Neco, ya buranın olduğu gün yemeyelim ya, kek yapmayalım ya. Sen işi gücün yok mu kardeşim? Neyse, ver şunun dibindekilerini, onları yiyin bari. Kazıntını bitip ver, vardır orada bir şeyler bana. Ver, bir şeyler. Var var, küçük dilim kalmış. Aa Meltem Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk Emine. Nasılsın? Ay, vallahi hiç şey değilim Meltem Hanım ya. Niye? Bizim eve haciz memurları geldi. Niye? Ya minimalist Hüseyin eşyaları kahveye taşıdı. Memurlar alıp götürmesin diye. Ya evde böyle hiçbir şey yok. Minimalist minimalist takılıyoruz. Ay bir dakika, bir dakika, bir dakika. Eve niye haciz geliyor ya? Neden olacak? Kadriye annenin kredi kartı borcu yüzünden. Yani Hüseyin ödeyemedi. Böyle olacağı belliydi zaten. Yani ben demiştim. Emine, niye daha önce söylemiyorsun ya? Ya bu kadar derdin arasında bir de yani benimle mi uğraşacaksınız ya? Canım hiç olur mu öyle şey? Ayrıca eve haciz gelmesi hiç iyi bir şey değil ki. Yarın öbür gün bir böyle krediye falan ihtiyacınız olsa vallahi kara listeye girersiniz. Kimse kredi falan vermez size. Minimum Hüseyin kara listelerin başkanıdır zaten Meltem Hanım. Hiçbir banka bize kredi vermez. Dur bir dakika, bir dakika, bu böyle olmaz. Bir saniye bekle.
Alo, aslanım merhaba. Ya kusura bakmayın, rahatsız ediyorum. Kısacık bir şey soracağım. Bir geciktirilmiş kredi kartı borcu var. Haciz işlemleri de başlamış. Faruk Bey uşağım, aslında ben ilkokulda onunla beraberdim. Aynı sınıfta okuyordum. Ama inan o zamanlarda böyle bir şey hissetmemiştim. Çünkü daha küçüktük, daha çocuktuk. Sonra yıllar geçti, bizim arkadaşlar festen buluşma partisi düzenlediler. Gittim oraya, onu gördüm. La birdenbire daha bir şey oldu uşağım. Sanki kalbim böyle çut çut vuruyor, yerinde çıkacak. İnan ki daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Bir dakika, bir sorayım, bir saniye. Emine, bir kağıt gelmiş olması lazımmış eve. Getiriyorum. Ha, yanında mı? Tamam, getiriyor. Bir dakika. Ver, 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 ver. Evet. Bir saniye. Hah, okuyorum numarasını. Aslında bir baktım, o da bana karşı boş değil. Dedim ki, gel oturalım, bir çay içelim, konuşalım da. Kabul etti, geldi. Oturduk, konuştuk. Her şey güzel, yolunda uşağım. Ama kalktı, birdenbire hayır dedi. Ula çıldırıyorum. Hayır dedikten sonra bana bir şeyler oldu. Yani senin kafanı şişirmeyeyim uşağım. O günden beri ben sanki yaşamıyorum. Ölü gibiyim. Ben de şu anda öyleyim. Niye ki? Tamam, çok teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun, hoşça kalın. Emine, tamam, hallediliyor. Ayrıca bizim avukat da onlarla görüşecek, haciz de kaldırılıyor. Tamam, bitti. Ama Meltem Hanım, yani nasıl yaptınız? Ben bunu kabul edemem ya. Ay ne demek kabul edemem, hiç olur mu öyle şey? Bir şey söyleyeceğim, yani senin evinde böyle eşyalar olmayınca ben nasıl burada rahat oturacağım? Hiç olur mu öyle şey? Elin rahatlayınca ödersin. Ay ben yani vallahi hakkınızı nasıl ödeyeceğim bilmiyorum Meltem Hanım. Ay asıl ben senin hakkını nasıl ödeyeceğim? Az bir şey yaşamadık beraber. İki tane çocuk büyüttük. Sağ olun Meltem Hanım. Tamam, şimdi siz eşyalarınızı kahveden eve geri alın, tamam mı? Tamam. Bitti bu iş. Tamam, hadi. Sağ olun, eksik olmayın. Rica ederim, rica ederim. Hayda. Sıkıldı ya. Aç Meryem'i ya. Hoş geldiniz Tuna Bey. Hoş bulduk İrem Hanım. Hoş bulduk Tolga Bey. Şey Haluk Bey geldi mi acaba? Gelmedi Tuna Bey. Yani kendisinden haber de alamıyoruz. Biz de siz bilirsiniz diye düşünmüştük. Hayır ben de haber alamadım. Telefonlarıma cevap vermiyor ki. Ya içerideki Faruk Bey de saatlerdir onu bekliyor. Allah'tan İsmail Bey ilgileniyor da gitmedi adam. Bu arada reklam filminin kastı için çağırdığımız oyuncular da gelmek üzere. Ha, audition'ı siz yapacaksınız değil mi Tuna Bey? Audition'ı ben yapacağım da Haluk olmadan olmaz ki. Yani oyuncu seçiminde onun da olması lazım. Of! Abi ben tekrar arayayım. Ara ara. Ne? Halloldu mu? Tamam. Beyler, eşyaları eve geri götürüyoruz. Banka geri adım atmış. Böyle iyilik be. Hadi hadi, taşıyın bir an önce. Ya aslında gerçekten de böyle iyiydi be Şükrü. Yakup, biz burada kalalım, sen bizim eve geç, kahvehaneni orada açarsın. Bana bahsetme şey. Meltem Hanım, birkaç parça ütüm var benim, onları halledeyim ben. Emine, onları yaparsın. Benim seninle konuşmak istediğim şey var, bir otursana. Gel, otur. Buyurun Meltem Hanım. Emineciğim, artık biraz daha esnek bir çalışma tempon olabilir. Nasıl yani? Yani mesela haftanın her günü sabahtan gelip akşama kadar burada olmak zorunda değilsin. Biraz daha rahat çalışabilirsin. Yani biz çok fazla evde olmayacağız. O yüzden işte her gün düzenli kahvaltı hazırlaman gerekmiyor. Her akşam düzenli olarak yemek yapman gerekmiyor. İşte çamaşırdı, ütüydü, yapman gereken şeylere göre kendini ayarlar. Gelir işini yapar gidersin. Anında haberdar olabilirsiniz.